Bugün bol bol rakamları konuşacağız arkadaşlar. Hem Türkiye'deki hem dünyadaki gelişmeleri sizler için değerlendirmeye çalışacağım ve tabii ki bunların piyasalara ve ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Bütün dünyada enflasyon ön plana çıkmış durumda. Emtia fiyatları hızlı yükseliyor. Petrol fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi. 130 doları gördü. 130'dan geriye döndü. Şimdi 121 dolar seviyesinde. Dolarda bakıyoruz 14.40 hareketi var. 14.40'tan çok hafif geriledi. 14.36 seviyesinde. Euro'ya bakıyorum 15.68 Euro dolar paritesi 1.08'den şimdilik dönmüş gibi görünüyor. 1.10'un üzerine kendisini atmadığı sürece büyük ihtimalle 1.08'e aşağıya doğru zorlamaya devam edecek arkadaşlar. Faizler yükseliyor. Sabah saatlerinde 23'tü. Şu saatte bakıyorum 24.63 seviyesine yükselmiş durumda. Altın onsu 2000 doları gördü arkadaşlar. 2002 doları gördü. Oradan gelen satışlarla büyük ihtimalle kar satışları dünyada çok fazla bir şey değişmedi. 2000'de bir miktar kar satışı geldi. Bununla birlikte özellikle kripto para cephesinde yukarıya doğru bir hareketlenme görebiliriz. 1965-66 seviyesine kadar geri çekildi altın onsu. Trend değişikliğine girdi mi? Yani buradan zirve yaptı artık buradan ilerlemez geriye döner anlamına mı geliyor bu? Hayır arkadaşlar altın fiyatları yükselişini sürdürecek ve önümüzdeki günlerde 2000 doların üzerine oturacak. Sonrasında da rekor denemeleri göreceğiz. Neden? Onun ayrıntılarını da yine sizler için değerlendireceğim. Ve Nasdaq endeksi de 2148 seviyesinde. Gram altına da bakalım mı ister misiniz? Gram altın ne durumda? 915'i gördü. Evet. Dolardaki yükselişin yanında altındaki o yüksek seviyesi korunmadığı için hala yatay seyrediyor. Dolar yukarıya gitti, altın hafif geriye geldi. O nedenle işte 900 910 915 civarında gidip geliyor gram altın fiyatı. Tablo ne olur? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani 2000 doların üzerine sağlam bir şekilde kendisine atarsa altının onsu dolarda da yükseliş devam edecek. Artık bunun uçarı kaçarı kalmadı. Önce 14.80'e gidecek. Oradan 15'i zorlamaya başlayacak. Büyük ihtimalle 14.90-95 aralığında biraz dinlenir, biraz soluklanır. Sonrasında 15'i kırar. 15'ten sonra arkadaşlar yükselişler 1.5-2-1.5-2 lira civarında olur. Hızlı bir şekilde 18 liranın üzerine atar kendisini. Hele ki Rusya-Ukrayna gerilimi, emtia fiyatları, petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları falan böyle şahlanmaya devam ettikçe kurda da ataklar görmeye başlarız arkadaşlar. Yani artık böyle bir 13 olacak, 13.80 olacak, 13.90 olacak. Çok fazla o beklenti içerisine girmeyin derim. Bugün yine benzine, motorine zam var arkadaşlar ama yarın da zam. Sadece bugünle kalmayacak, yarın da bir daha zam gelecek en azından beklentiler bu yönde. Bu geceden itibaren benzine 57 kuruş, motorine 1 lira 44 kuruş zam geliyor. Bu zamla birlikte ne oluyormuş? Dur bakalım Ankara'da ortalama 18.77 liradan satılan benzin litre fiyatı 19 lira 34 kuruş olacak. 20 değil artık sonra. İstanbul'da 18.68'den 19.25'e çıktı. İzmir'de 18.80'den 19.37'ye çıkıyor. Ankara'da ortalama 19.86 liradan satılan Motorinin yani dizelin ya da mazotun fiyatı da 21 lira 30 kuruş olacak. Hayırlı uğurlu olsun benzin, mazot fiyatları aldı başını gidiyor ama dolar düşüyor arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Doların düştüğü falan yok. Dediğim gibi dolar artık son viraja girmiş durumda. Köprüden önceki son çıkıştayız arkadaşlar. Görünen o. Peki bu hareketlerin nedenleri ne? Elbette... Rusya-Ukrayna etkisi büyük. Onu söyleyelim. Niye? Çünkü Rusya-Ukrayna gerilimi emtia fiyatlarını, doğalgaz fiyatlarını, petrol fiyatlarını yukarıya doğru itiyor. E, gerilim nedeniyle altın fiyatları yukarıya çıkıyor. Buğday fiyatları, gıda fiyatları yukarıya doğru tırmanıyor. Beklenen çok daha üzerinde bir enflasyonist ortam oluşuyor. Bu enflasyonist ortamı karşılayamayan bir faiz ortamı ister istemez altına yönelimi hızlandırıyor. Dünyada stagflasyon, resesyon söylemlerini arttırıyor bizim gibi ülkelerde de kriz etkisi yaratıyor. Evet bugün her şeyi kullanarak işte dövizi belli bir seviyede tutmaya çalışıyorsunuz ama tuttuğunuz seviye bile 14.36, 36 14-40 seviyeleri. Demek ki arkadaşlar tamamen artık kırılma noktasına gelmiş durumda. Önce bir dünyadaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra da Türkiye'deki gelişmeleri şöyle bir birlikte değerlendireceğiz. Sonrasında bunun bundan sonraki süreçte dolara, altına, euroya, sterline, piyasalara etkisini olur ve tabii ki makro çapta Türkiye'ye etkisi olur? Bunların hepsini yine sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Önce isterseniz görüşlere bir yer verelim. Goldman küresel enflasyon daha da artacağını söylüyor. Rubini küresel stagflasyon geliyor diyor, kapıda diyor. Bundesbank Almanya'da enflasyon rekor üzerine rekor kıracak diyor. Avrupa Birliği yaptırımların enflasyon üzerine çok ciddi etkileri olduğunu söylüyor. 5 kitap fiyatlar daha da artacak diyor. Sonraki resesyonun sebebi FED olacak diyor eski hazine bakanı Amerika'da. GP petrolde 185 dolar işaret ediyor. Ufak ufak oraya doğru gidiyoruz zaten. 130 doları gördüyse 185 doları da görebilir. IMF savaş küresel ekonomiyi vuracak. Onun için konuyla ilgili acil önlem alınması gerekiyor diyor. Bir yandan da dünyada fiyatlar her konuda hızla artıyor. Yani diyoruz ya emtia fiyatları hızla artıyor. Bakıyorsunuz emtia fiyatları 13-14 yılın zirvesine çıkmış durumda. Bugün doğalgaz fiyatları Avrupa'da bir kez daha rekor kırdı. Petrol fiyatları hızla yükseliyor. Palm yağı yani sadece enerji fiyatları değil arkadaşlar. Gıda fiyatlarına da bir bakalım isterseniz. Palm yağı fiyatlarında rekor üzerine rekor kırılıyor. Buğday fiyatları 14 yılın zirvesine çıkmış durumda. Birleşmiş Milletler'de bir FAO endeksi var arkadaşlar. Küresel gıda fiyatlarının nereye evrildiğini, bundan sonra fiyatların daha da artıp artmayacağını işaret eder. Bir anlamda göstergedir. Oraya bakıyorsunuz %24.1 gibi çok yüksek bir fiyat artış ortalaması var. Dolayısıyla bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki günler çok daha zor olacak. Özellikle üretmeyen ülkeler açısından bakıldığında Ukrayna'dan, Rusya'dan bile daha fazla dezavantajlı olabilir Türkiye. Niye? Çünkü elimizde buğday yok, elimizde ayçiçek yiyor yok. Şimdi şunun tartışması başladı. Bazı televizyon kanalları demiş ki işte bir buçuk iki aylık stok kaldı. Bizim yöneticiler çıktılar dediler ki yalan söylüyor yok öyle bir şey. Peki abi iki ay koyalım şu andan hangi Biz Mart'tayız. Nisan, Mayıs. Bakın iki ay koyarsak Mayıs'a denk geliyor. Yani Mayıs'a kadar yağımız yetecek demiş televizyon kanalları bazı YouTuber'lar. Ben söylemedim ama ben de durumun böyle olduğunu az çok biliyorum arkadaşlar. Mayıs, Mayıs ortası gibi diyorlardı yağın bitme sürecini. Hayır kardeşim falan diye ama o kadar keskin itiraz ettiler ki ben sandım 3 yıllık yağ var elimizde. O nedenle yöneticiler haklı olarak feberan ediyorlar. Bu yalan haber falan diye ortalığı yıkıp yakıyorlar diye düşündüm. Açıkçası böyle bir izlenime kapılıyorsunuz açıklamalardan. Sayın Nebati bugün açıklama yaptı arkadaşlar. Temmuz'a kadar yetecek yağımız var dedi. Ayçiçek yağımız var dedi. Ya Mayıs değilmiş Temmuz'muş arkadaşlar. Yani iki ay değilmiş dört aymış. Dört ay boyunca bize yağımız yetermiş. Peki Temmuz'dan sonra ne olacak sorusunun cevabı orada yok. Temmuz'a kadar diyorlarsa siz Haziran'a göre kendinizi ayarlayın arkadaşlar. Haziran'a kadar bu iş uzarsa ayçiçek yağı ile ilgili Türkiye'de ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Bunu ben söylemiyorum bakın. Bakan Nebati söylüyor. Bir kez daha söyleyeyim Bakan Nebati'nin açıklamalarını. Kendileri diyorlar ki efendim ayçiçek yağımız, stoklarımız Temmuz ayına kadar idare edebilir. Soru şu. Temmuz'a kadar yetecek de Temmuz'dan sonra ne olacak? Bu sorunun cevabı var mı? Eğer ki kimse bize yağ satmazsa ya da yağ fiyatları alıp başını giderse bu konuyla ilgili aldığınız bir önlem var var mı? Ayçiçek tarlaları elimizde duruyor mu? Ayçiçek tarlalarından çıkan ayçiçeği işleyecek yağ tesislerimiz var mı? Buradan yağ üretip ucuza vatandaşa dağıtma şansımız olacak mı? Yoksa bir kıtlık ekonomisi yaşanacak mı? Bu soruları da biz sormuş olalım. Yani kötü niyetle değil. Bakan Temmuz'a kadar yetecek dediği için soruyorum bu soruları. Petrol fiyatları 7 yılın zirvesine çıkmış durumda. Doğalgaz fiyatları tüm hızıyla yükselmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi gıda fiyatlarının yanında enerji fiyatları da hızlı bir şekilde yükseliyor. Tabii bunun etkilerini hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de Türkiye'de görüyoruz. İsterseniz önce dünyadaki etkilerine bakalım. Sonra Türkiye'deki etkilerini uzun uzun konuşuruz arkadaşlar. Almanya'da yıllık enflasyon %5.1 seviyesine gelmiş durumda ve 20 yılın zirvesinde. 20 yılın zirvesinde arkadaşlar. Avrupa'da doğal gaz fiyatları %60 artmıştı. Bugün bir %50 daha arttı. Rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Euro bölgesi enflasyonu %5 5.8 ile tüm zamanların rekorunu kırdı arkadaşlar. Bakın altın çizerek söylüyorum. Tüm zamanları. 5 yılın, 10 yılın, 15 yılın, 20 yılın falan değil Avrupa Birliği kurulduğundan bu yana en yüksek enflasyonla karşı karşıya. Bunun temel nedenlerinden birisi tabii ki küresel gıda fiyatlarının, enerji fiyatlarının artıyor olması, Rusya Ukrayna gerilimi. Ama arkadaşlar zaten enflasyonist bir ortam vardı bunun üzerine bir de Rusya Ukrayna krizi eklendi. Şunu da söyleyelim hem Avrupa tarafında hem de Almanya Almanya'da enflasyon yükselmeye ve rekorlar kırmaya devam edecek. Oradaki enflasyonla bizim enflasyonun farkı şu. Orada enflasyon neyse net bir şekilde açıklanıyor. Vatandaşla paylaşılıyor. Bu sayede vatandaşın geliri de aynı oranda arttırılıyor ve fakirleşmesi engelleniyor. Bizde ise gerçekçi olmayan enflasyon rakamları açıklanarak insanların gelirleri kısıtlanırken giderleri artıyor. Bu da büyük bir fakirliği beraberinde getiriyor. İşte Türkiye ile Avrupa ya da Türkiye ile Amerika arasındaki Enflasyon farkı bu arkadaşlar. Bizde fakirlik enflasyonu var, onlarda yok. Euro bölgesinde üretici fiyatları %30.6 oranında artmış durumda yüzde 30.6 üretici fiyatları arttı. Demek ki arkadaşlar üretici fiyatları da Avrupa tarafında çok hızlı bir şekilde artacak. Nitekim bunu gören Bundesbank yani Almanya Merkez Bankası da çıkıyor diyor ki Almanya'da bu gördüğünüz enflasyon son rekor değil arka arkaya rekorlar kırılmaya devam edilecek. Yüksek enflasyon gelmeye devam edecek. Peki sadece Almanya'da mı? Hayır Avrupa'da da aynı tabloyu göreceğiz diyor. Zaten Euro bölgesindeki üretici üretici fiyatlarının bu seviyede olması yani %30.6 seviyesine çıkmış olması da bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İstihdamla ilgili veriler iyi bu arada onu söyleyeyim. Yani hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında istihdam verileri iyi geliyor. Ama büyüme verileri kötü. Öbür taraftan enflasyon verileri çok kötü. E zaten stagflasyonu ya da resesyonu işaret eden istihdam değil. Daha çok büyüme ile Enflasyon verileri arkadaşlar eğer ki büyüme beklentilerin çok altında kalırsa, resesyonist bir ortam oluşur, bunun yanında daha da altta kalırsa ve enflasyon da çok yüksek olursa o zaman stagflasyona geçiş oluyor biliyorsunuz. Öyle bir tablodan dolayı zaten biraz önce söyledim ya Rubin'i yakında stagflasyon tehlikesi kapıda diye açıklama yapıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın bu sene faiz arttırmama ihtimali piyasada daha çok konuşulmaya başlandı. Bu sene içerisinde Avrupa Merkez Bankası faizleri bir şekilde arttırır beklentisi vardı. En azından 20 5 bas puan da olsa insanların moralini düzeltmek adına piyasadan biraz para çekmek ve enflasyonu baskılamak adına böyle bir adım atılır deniliyordu ama bu savaş riskinden dolayı Özellikle de bu savaşın Avrupa'yı etkilemesinden dolayı artık Avrupa Merkez Bankası yani ECB tarafında faiz arttırımı beklenmiyor. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür taraftan piyasa FED tarafında da yani Amerika Merkez Bankası tarafında da 50 bas puanlık bir faiz arttırımı beklemiyor. Ayrıca Paul'un açıklamalarına bakıyorsunuz. Orada da artık neredeyse adam çıktı faiz arttırımından önce ne kadar faiz arttıracaklarını açıkladı. 25 bas puanlık bir faiz arttırımı yapacağız dedi. 25 bas bas puanlık faiz arttırımı bu kadar yüksek bir enflasyon ortamında yeterli olacak? Elbette olmayacak. Çünkü Amerika'da yüzde yedi buçukluk enflasyon var. Çok yüksek bir üretici enflasyonu var. Rusya, Ukrayna gerilimi nedeniyle Amerika'da da enflasyon hızla yükselmeye devam ediyor. Yani bu gördüğünüz Brent petrol yükselirken Texas tip petrol olduğu yerde durmuyor. E, o da yükseliyor. Aynı zamanda Amerika'da da doğal gaz fiyatları yükseliyor ve bu girdi maliyetlerinin yukarıya doğru gitmesini beraberinde getiriyor. Bir yandan da talep Var. Bir yandan da tasarruf eğilimi var. Bakın birbiriyle çok çapraşık konuları aslında. Hem talebin hem tasarrufun olduğu, hem enflasyonun yüksek hem faizin düşük olduğu çapraşık bir noktadayız. Her şey birbiriyle çelişkili. Amerika'da bütün bu koşullara rağmen Fed'in 25 bas puandan fazla faiz arttırması beklenmezken %10'ların üzerine giden bir enflasyon konuşulmaya başlandı. Amerika'da enflasyon %10'ların üzerine zorlamaya başlayabilir. Avrupa'da ise çok daha yüksek seviyeleri görebiliriz. Özellikle biraz önce söylediğim o Euro bölgesindeki üretici enflasyonuna baktığımızda. Yani %30.6 şaka maka değil. Euro bölgesi enflasyonu %15'in üzerine atar. Öbür taraftan Almanya gibi ülkelerde %18, %20 civarında enflasyonu işaret etmeye başlar. Çok tehlikeli rakamlar. İşte bu rakamları karşılayan bir faiz ortamı olmadığı takdirde yani faiz bu gidişatı durduracak şekilde olmadığı sürece de işler karışır. Fed bu yıl maksimum 100 bas puanlık bir arttırım yapar diyor. Haklı J.P. Morgan 9 faiz artışı bekliyoruz demişti. Fitch de ona yakın rakamlar böyle açıklamaya hazırlanıyordu. Raporlarda falan görülüyordu bu arkadaşlar. Fitch tamamen ağız değiştirdi. Bu sene Toplamda maksimum 100 bas puanlık bir faiz arttırımı yapardı. Buradan hesabı yaptığınız zaman aslında altının nereye gideceğini az çok görüyorsunuz. Bir, ikincisi Amerika Avrupa'da ciddi bir stagflasyon tehditinin, bir kriz endişesinin oluşabileceğini de görüyorsunuz. 100 bas puan arttırırsa 25 bas puanı elde var. Yani Amerika'nın mevcut faiz ortamı şu anda. İkisinin toplamı 125 bas puan. E bir baktığınız 8,5-9'luk bir enflasyon 8,5 olsa abi 7,25. %5'lik negatif faiz ortamı Amerika'da Or orası için bile çok yüksek arkadaşlar. Dolardaki yükselişin önünde bir engel mi? Hayır değil. İnsanlar dolara yüklenmeye devam edecekler. Bu koşullar içerisinde zaten onu dolar indeksinde de görüyoruz. Amerika'nın ve Amerikan Merkez Bankası Fed'in işini de zorlaştıracak bu durum. Onu da söyleyelim. Bir başka konu elbette altını olan talebi arttıracak. Altın zaten yükseliyor biliyorsunuz. Tekrar bakın 1965'i gördü. Hızlı bir şekilde 1970'in üzerine attı kendisini kendisine. 2000'i kırdıktan sonra üzerine kırması şu demek ama yani 2002'yi görmesi 2000'i kırması anlamına gelmiyor. 2020, 2030, 2040, 2050, 2080 neyse oraları görüp bir süre en az 3-4 gün 2000 doların üzerinde kalması kırdığı anlamına gelir bana göre. Kimine göre şey yani 2000'i kırdı orada bir gün kaldı tamam kırdı anlamına geliyor denilebilir. Bazıları öyle söylüyorlar ben öyle düşünmüyorum. 2000 üzerine çıktı bir süre orada kalmayı başarırsa tamam 2000'i kırmış diyebiliriz. O da bize şunu gösterir arkadaşlar 2200-2300 dolar seviyelerine giden bir altın ons fiyatı görürüz öyle bir tabloda ki işte bu enflasyon faiz denklemi aslında altını oraya doğru itiyor bana göre. ETF'ler büyük fonlarda altına yükleniyorlar. Bir sonraki aşamada nereye yüklenirler? Altındaki karlılık çok artarsa, çok zirve noktalara gelirse artık bu fonlar, ETF'ler ufak ufak buradan çıkıp kriptolara yönelmeye başlayabilirler. Zaten o noktada arkadaşlar kripto riskli varlık dediğimiz hisse senedi piyasalarından ayrışmaya başlar. Daha net ayrışmaya başlar. Bence ayrışmaya başladı zaten. Çok daha net bir şekilde ayrışır. Onu da söyleyeyim. İşsizlik verilerine bakalım. İşsizlik verileri dünyada iyi İyi, gerçekten iyi euro bölgesinde işsizlik geriliyor Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları düşüyor. Yılın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Yine Amerika'da tarım dışı istihdam verisi beklentilerden çok daha iyi geldi. E bu işsizliğin düştüğünü ve aslında piyasada bir sıkıntının olmadığını gösteriyor. İstihdamla ilgili bir sıkıntının olmadığını gösteriyor. Yine aynı yere geliyoruz. Enflasyon ve faiz ikilemi piyasaları tehdit ediyor, sıkıntıları büyütüyor. Putin'in açıklamaları da tavrı da sertleşiyor. Yaptırımlar Rusya'ya bir savaş ilanı aslında diyor. Hem Avrupa hem de Amerika Amerika açısından bakıldığında bence çok agresif bir açıklama bu. Bu açıklamanın bir adım ötesi acaba Romanya, Polonya gibi ülkelerde tehdit edilebilir mi Putin tarafından soru işaretini beraberinde getiriyor. Orada ben çok üzülerek söylüyorum sivillerin boşaltılması Ukrayna için büyük bir risk. Çünkü siviller boşaltılır boşaltılmaz çok daha yıkıcı bir güçle saldırıya geçecek Putin. O noktadan sonra sivil mi bil bakmayacak. Bakalım oradaki savaş ne kadar kanlı olacak, ne kadar büyük olacak, yıkım etkisi nasıl olacak, Avrupa Avrupa'nın, Amerika'nın buna tepkisi ne olacak? Putin orada duracak mı, durmayacak mı? Hepsini birlikte izleyeceğiz. Ama bence bu iş Gürcistan meselesini falan açtı arkadaşlar. Bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. Üçüncü Dünya Savaşı'na evrilebilir mi? Ben hala olabileceği kanaatindeyim. TROFET başkanı diyor ki %30 kayıp yaşayacağız turizmde. Bence çok daha yüksek kayıp yaşayacağız. Yine çok önemli bir başka açıklama Morgan Stanley tarafından geldi. Biz cari açık beklentimizi 9 milyar olarak açıklamıştık Türkiye ile ilgili ama bu koşullarda 28 milyar dolar civarında bir cari açık olacak diyor. Bence çok daha yukarıda bir cari açık olacak bu arada. Onu da söyleyeyim. Cari açık ödemeler dengesindeki riskleri, problemleri arttıracak. Bu problem kur üzerine Yıl sonu baskısını arttıracak. Şu anda bir baskı var. Bizi bu baskı 18-20 aralığına kadar götürür. Hiç öyle şey düşünmeyin. Ya doları tutuyorlar falan. Tutamazlar kardeşim. Benzinin, mazotun 22 lira olduğu bir ülkede siz doları bu seviyede tutamazsınız. Kusura bakmayın. Enflasyonun %60'a dayandığı bir ülkede, bütçe dengelerinin tamamen bozulduğu, çaldır çaldır işte faiz ödemesi yaptığımız bir ülkede CDS'imizin 650'leri zorladığı bir ülkede siz doları bu seviyede tutamazsınız. Zorlarsınız kabul ediyorum ama tutamazsınız. Bir yandan da bakın yine kamuyla ilgili bir başka haber vereyim size. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son 4 ay içerisinde kamu iktisadi teşekküllerine yani kitlere bunların içerisinde en büyük payda BOTAŞ'a ait bildiğim kadarıyla doğalgaz ve petrol harcamalarından dolayı 15 milyar dolar para aktarmış arkadaşlar. E rezervin zaten senin 18 milyar dolar. 15 milyar dolarını harcadıysan bir yandan da piyasaya müdahale ettiysen, oraya da para aktardıysan sıkıntı büyük. Ki bence sadece BOTAŞ'a değil bankalara, özellikle kamu bankalarına da para aktarıldı. Son 4 ay içerisinde 15 milyar dolar, son 1 ay içerisinde de 5.4 milyar dolar gibi rekor bir para aktarımı yapılmış. Büyük ihtimalle de bu parayla arkadaşlar bir kısmı BOTAŞ'a aktı, bir kısmı kamu bankaları üzerinden piyasa fonlanarak işte doları 13.80 civarında tutmaya çalıştılar. Yapılan en büyük hatalar bunlar işte. Bu ne nedenle Türkiye'de işte artık dolarda da günün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tutabildikleri kadar tutmaya çalışacaklar ama büyük ihtimalle çok kısa bir dönemde söylüyorum bakın. Çok kısa bir dönemde biz 18 lira Üstünü göreceğiz 18-20 aralığında bir dövize koşacağız, dolara koşacağız. Eğer ki parite 1.08-1.06'da kalırsa dolarla euro arasındaki makas daha da daralır. Euro ile dolar benzer fiyatlarda olur yani. Dolar 18 ise euro 18.50 olur. 19 olur makaslar aldığı için. Parite yukarıya giderse o fark açılır. Parite daha da daralırsa kafa kafaya gelir. Emtia fiyatları yükselirken, doğalgaz petrol fiyatları yükselirken, işler bu kadar risk altındayken, ödemeler dengiz probleminiz varken, turizm girdiniz yokken, maliyetleriniz her geçen gün biraz, art biraz daha artıyorken dövizi burada tutamazsınız. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.